Evet. Peki, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız kalan bölümde. 20 dakika zamanımız kaldı. Yalnız arkadaşlar, Fikri Bey'i buradan bizim rejiden bir arayalım tekrar. Bu zaman kaybı, beni duymakta biraz geç kalıyor. Ben Fikri Bey'i duyamıyorum falan, ses geç geliyor. Öyle bir ayarlama yapalım. Şimdi bu normalleşme meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 31 Mart seçiminden bu yana tartışılan ve konuşulan bir mesele. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bununla doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Partinin içerisinde de bununla ilgili bir tartışma zaten yürüyor. En son işte Erdoğan genel kurula geldiğinde ayağa kalkıldı. Parti milletvekillerine mesaj gönderdi, ayağa kalkılacaktır diye, ama serbest bırakıldı milletvekilleri. Ve Özgür Özel bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kazandırdığını söylüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden uzaklaşan bir seçmen var, kararsızlar var. Ve bunlar işte yönlerini ararken bu normalleşme politikası, makama saygı politikası sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha çok yöneliyorlar diyor, mealen aktarıyorum. Murat Karan bir kamuoyu araştırmacısı olarak bunu doğrulayan, gerçekten böyle olduğunu, normalleşmenin CHP'ye kazandırdığını gördüğünüz bir araştırma, bir sonuç var mı? Şimdi doğrulama, yanlışlamanın ötesinde bir araştırmacı olarak veriler üzerinden bir veri setini ortaya koyayım. Ondan sonra peki, üzerinde beraberce tartışalım. Tamam. Kurulduğu günden beri AK Parti'ye oy veren seçmen %70 bugün Türkiye'de. Kasım 2015'te aldıkları oy %50. Kasım 2015 tarihinde kamuoyu yoklamalarında, yani 2015'li yıllarda sorduğumuzda AK Parti benim için oy verilebilir bir partidir diyenler %60 ve oy oranı da bu şekildeydi. Aynısı CHP için sorulduğunda 2015'li yıllarda partinin oyu %20-25 bandında, 22-23'lerde. O seçimde 25 almıştı Kasım'da. CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyen seçmen oranı %30'lardaydı. Yani ben CHP'ye oy vermem diyen seçmen %70'lik blok karşıdaydı. O dönemin 2015'e kadar ki seçmen sosyolojisi, daha doğrusu partilere oy verme davranışı buydu. En son sizinle de paylaştım. Temmuz ayında yaptığımız araştırmada sordum. CHP benim için oy verilebilir bir partidir diyen, oy verebilirim ve kararsız kalırım diyenin oranı %30'dan %50'li rakamlara çıkmış ve CHP'nin oy oranı da son belediye seçimlerinde 38, şu anki anketlerde de %34,5, %35 civarında bir oyla tespit ediyoruz. Ve AK Parti'nin oyunu da son kamuoyu yoklamamızda 28 bulduk. Evet. Şimdi miladi Kasım 2015 alırsak, Kasım 2015'te %50 olan oy AK Parti'nin %28'e kadar gerilemiş. Yani ortalama, hadi 30 deyin siz ona, ortalama kamuoyu yoklamalarını da göz önünde tutarsak, AK Parti'de 20 puanlık bir gerileme var. CHP'de ise %20-25 bandından 35'li banda kadar, 38'de de seçimde aldığı oya kadar görüyoruz. Şimdi her iki seçmen bloğu açısından baktığımızda, öncesinde aralarında kalın bir duvar vardı ve kendi konforlu alanlarında, özellikle AK Parti kendi seçmenine bir CHP algısı oluşturmuştu ve o CHP algısı üzerinden zaten o %70'lere kadar varmış olan o sosyolojisinden %50'ler civarında, 45-50 bandında ta 2011'den itibaren çok yüksek oyları alarak geldi. Şimdi Sayın Özgür Özel bu rakamlar üzerinden, benim okumamı söyleyeyim ben, bu rakamlar üzerinden bir siyasi mühendislik, daha doğrusu bir test yapmak istiyor. Çünkü CHP var olan o %25'lik oyunun üzerinde bir oy aldı son seçimlerde. Adıyaman'ından Afyon'una kadar, özellikle o hatta da CHP'nin belediye başkanlığı kazanma ihtimalinin olmadığı yerlerde dahi, hatırlıyorum seçim öncesinde burada stüdyoda beraber program yaptığımızda, ben Afyon'u kazanacak dediğimde bir insanlarda sarsılma oluyordu. Evet. Keçiören kazanılacak dediğinde bir sarsılma oluyordu. Ama bu sosyoloji, özellikle Türkiye'nin muhalif sağındaki sosyoloji devam ediyor ve CHP'ye bir oy akışı olarak görüldü. Bunu belediye seçimlerinde de gördük. Son kamuoyu yoklamalarında da bu oy akışını gördük. Bir de bizim son bu Eylül ayında yaptığımız kamuoyu yoklamasında %25 kararsız bulduk. Bu %25 kararsızın
14 Mayıs 2023 milletvekilliği seçimlerindeki oy tercihlerini analiz ettiğimizde orada yaklaşık olarak %5,5 civarında AK Parti, 1,5 civarında da MHP seçmeni var. Yani toplamda %7'lik Cumhur İttifakı'ndan bir yıl önce oy vermiş ama bugün sorduğumuzda kararsıza kaymış bir seçmen havuzu var. Bir de İYİ Parti seçmeni var orada. 3,3 civarında kararsızda bekleyen İYİ Parti'ye oy vermiş bir seçmen var. Yani milliyetçi, muhafazakar, sağcı %10'luk bir seçmen şu anki %25'lik kararsız havuzunun içerisinde kendisine yeni adres arıyor. Bu seçmenin son belediye başkanlığı seçiminde o kararsızım diyen seçmenin son belediye başkanlığı seçiminde oy verdiği partiyi de analiz ettiğimizde bunların da büyük çoğunluğu özellikle büyük şehirlerde CHP'nin belediye başkan adaylarına oy vermiş görüyoruz. Yani orada şu anda gri bölgede bulunan eski AK Partili, MHP'li ve İYİ Partili seçmen aslında ayağını kapıdan içeriye, eşikten içeriye adımını atmış ama öbür ayağı henüz dışarıda. Yani belediye başkanlığı seçimlerinde oy vermiş ama milletvekilliği seçimlerinde hala bir kararsızlık durumu var. Ya kendi partilerine geri dönecek bu seçmen ya da bir adımını attığı CHP ikinci adımını atarak partinin seçmeni durumuna gelecek. Bu da zaten CHP'yi 40'ların üzerine taşıyacak bir oy oranına tekabül eder. Bana kalırsa Sayın Genel Başkan'ın yaptığı o ayağı bir ayağı eşikte olan o kararsızda bekleyen seçmeni, onların büyük çoğunluğu da zaten geçmiş tarihlerinde AK Parti'ye oy veren bir seçmen profili var orada çünkü. Hı-hı. O seçmeni ikna etmek, daha o seçmeni daha hızlı bir şekilde parti seçmenine dönüştürmek için yapmış olduğu siyasi hamleler olarak okuyorum. Evet. De kazandırıyor mu, kaybettiriyor mu? An itibariyle bu ay sorduğumuzda Sayın Özgür Özel'i başarılı buluyor musunuz sorusunda %46 başarılı bulduğunu söylüyor seçmen. %32'si başarısız buluyor. Bu CHP seçmeninin de %65'ler dolayında başarılı bulduğunu söylüyor. Bu oran normalleşme politikasının, normalleşme siyasetinin onay aldığı anlamına gelir mi %46? Ya bizim son yaptığımız çalışmada bu CHP seçmeninin yaklaşık %35'i bu faaliyetleri olumsuz buluyor ve eleştiriyor. En azından CHP seçmeninde karşılığı CHP var. CHP seçmeninde %35'i olumsuz buluyor, %60'ı ise olumlu buluyor. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninde var mı o oran? İşte orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hangi seçmeni konusu tartışılıyor. Anladım. Şu anki %28'e inmiş seçmeninde ise orada bir karşılığı yok. Peki. Ama geçmişten bu zamana bahsettiğim rakamlar üzerinden bakarsak, tarihinde bir kez olsun AK Parti'ye oy vermiş %70, en son Kasım 2015'te oy vermiş %50. Seçmen açısından baktığımızda orada bir oy akışı ve partiler arasındaki geçişkenliği biz görebiliyoruz en azından çalışmalarımızda. Peki, Fikri Bey'i de dinleyelim, sonra size söz vereceğim Yunus Bey. Fikri Bey, siz 3 Ekim'de Bir Gün gazetesindeki yazınıza ayağa kalkma meselesiyle alakalı, makama saygı gösterme meselesiyle alakalı şöyle dediniz: yapılan yanlışlar ve yumuşama fantezileri iktidar umudunu yok edebilir. CHP'nin ortaya koyacağı politika ve yönetme iradesiyle Türkiye'nin aydınlık geleceği mümkün olacak dediniz. Eleştirdiniz bu ayağa kalkma meselesini, normalleşme bağlamında alınan bu kararı. Özgür Özel bir oy akışı olduğunu söylüyor. Siz öyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bunun CHP'ye yekünde kaybettireceğini mi düşünüyorsunuz? Bize ses geldi. Fikri Bey, sesiniz ses kapalı olabilir mi? Hayır, benim sesim açık. Şimdi geldi. Baştan alın lütfen. Buyurun. Tamam. Sevgili Genel Başkan Özgür Özel'in normalleşme ve yumuşama mı tartışmalarında çok doğru bir şekilde normalleşme dedi. Çünkü Türkiye'de bir anormal bir iklim var ve bu iklimde normale dönmeniz gerekiyor. Yumuşama diye tutturulan Recep Tayyip 31 Mart seçimleri hemen sonrasında zaman kazanmak için birçok şey yaptı. Ben de onu şöyle yazmıştım. Siz benim yazılarımı okuyorsunuz. Yumuşama sonunda gevşemeye getirir. Dolayısıyla oyun oynamaya çalışan AKP'ye siz alan açarsınız. Ha, bu arada bir parantez açayım. Bana Mersin'de bir AKP'li
dedi ki ya AK Parti diyorlar ama biz artık bu AK Parti'ye oy vermekten vazgeçtik çünkü AK değil dedi. Niye AK Parti diyorsunuz? Ben dedim ki size teşekkür ederim, AKP diyorsunuz siz dedi. Ben de AKP denmesini istiyorum. Bunu da uyarmaya çalışıyorum. Çünkü AK'sa hırsızlıklar, yolsuzluklar, bu kadar uyuşturucu ticareti niye? Bunu bir kenara koyalım ve bunun bilinmesi gerektiğini AK Parti'ye diye söyleyen insanlara bile, kendileri bile bunun farkındalar. Nitekim Murat Bey'in verdiği rakamlar da AKP'nin düştüğünü gösteriyor. Şimdi ayağa kalkış derken sevgili Genel Başkan şunu söyledi. Makama saygı dedi. Ama giderken oturdular. Yani o konuşma sırasında makama olan saygı birden nasıl yok edildi? Nasıl yok oldu? Yani 22 yıldır biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu, ne söylediyse yanlış, bunun tersini yaptığını ve biraz evvel de söylediğim, saymak da istemiyorum artık, bundan da gerçekten dilimizde tüy bitti. Yolsuzluk, hırsızlık, özellikle Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olmaktan çıkarılma doğrultusunda, işte en son Hüdapar'ın yaptığı açıklamalara bakarsanız, hele hele Bahçeli ile sevgili Özel'in, yani biz sana çürük dedik ama bunlar siyasette oluyor kusura bakma lafını da dinlerseniz, siyaseti bunların anladığı dille veya topluma bunları anlatmakla olabileceğini ve sizi nasıl bir plan koymanız gerektiğini, ciddi kimlik siyasetinden çıkıp ideolojik proje plan üzerinde ve insanların bugün ağızlarını açarak açlıkla karşı karşıya kaldığı bir noktada ekonomik kalkınmayı nasıl becereceğinizi, kültürel gelişmeyi ne şekilde oluşturacağınızı ve her şeyden önce sizi demokrasiye nasıl ulaştıracağınızı anlatmanız gerekiyor. Yani ayağa kalkıp bilmem ne, bunlar fantaziler. Çünkü bu fantazileri yaparken de bir söylediğinizden diğer söylediğiniz, bir yaptığınızdan diğer yaptığınızla birbirlerine çelişkili olmamalıdır. Benim eleştirim oydu ilk açıldığı mecliste. Yani makama saygı tamam. Bir yeni bir dönem açılıyor. Tamam da giderken aynı makam değil mi? O Cumhurbaşkanı olarak geldi, partili Cumhurbaşkanı olarak. Partili Cumhurbaşkanı olarak bildiğimiz lafları söyledi ve asıl birinci bölümde Türkiye Cumhuriyeti'ni yerinden oynatacak bir laf söyledi. Yani İsrail'in hedefi biziz. Ya kardeşim, daha çok hepimizin hafızalarında sınırdaki mayınların temizlenmesini İsrail'e verip bunun karşılığında o toprakları işlemesine müsaade eden Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Yani o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu mücadele sonrasında mayın temizlenmesini, İsrail'den Türk Silahlı Kuvvetleri aktarılmasını unuttuk mu biz? Yani o gün bunları söyleyen, ayrıca şeref madalyası alan, Yahudi bilmem cesaret madalyasını alan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? İsrail'le ilişkiler o değil mi? Evet. Bugün akademisyen Alp'in verdiği bir rakam var. 28 ayda 306 milyon dolarlık İsrail'e biz ihracat yapmışız. Son 4 ayda 378 milyon dolarlık Azerbaycan ve Yunanistan üzerinden ihracat yapmışız. Halı satmışız ya. Filistin'e halı. Ama bunu yani, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu saydıklarınızı biliyor elbette. Yani Erdoğan'ın şimdi ben bunları biliyor ama ben de onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bildiğinizi ve ne yapacağınızı da bizlere göster, sade vatandaşlara göstermeniz gerekiyor. Ben diyalog kurulmasından yanayım. Muhalefet her söze hayır dememeli. Doğru yapılanlara doğru, yanlış yapılanlara da yanlış demeli. Muhalefet diyaloğu, el sıkışmayı, insani ilişkileri bir kenara atıp hayır kavga edeceğim dememeli. Bunları bilen birisiyim. Evet. Ama siyaseti yaparken de sizi çelişki içerisinde sokacak şeyler yapmamanız gerekir. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum bir abi olarak. Evet, bu Fikri Bey, bu çelişkiye tekabül etse bile, bu saydıklarınız, verdiğiniz örnekler, evet, yani Erdoğan bunları yapmıştı, şimdi normalleşme, yumuşama demek çelişkili bir tutuma tekabül eder tespitinizi
Eğer bu siyaset, bu politika Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kazandırıyor olsa dahi sürdürür müsünüz? Şimdi bakın, oy kazanıp kazanmadığı doğrultusunda tartışmalar var. Benim gördüğüm %38'den %30'a düştüğüdür. Murat Bey de zaten bu politikalarla oy kazandığını söyleyemedi. Benim anladığım kadarıyla, dinleyebildiğim kadarıyla. Evet.